Evet, şimdi İbrahim Işık demiş ki yeni yılın yeni ilk haftası esnaf kardeşlerimize bereketli olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz de diyor ki Çumra Meydan Mahallesi toz içerisinde burada bir çalışma istiyoruz, zor ilerliyoruz demiş izleyicimiz. Bunu da okumuş olalım. Eski Kunduracılar Sanayi Sitesi'nin durumu ne olacak? Şehrin merkezinde olmasına rağmen atıl durumda kaldığı yıllardır iş yeri sahipleri mağdur demiş izleyicimiz. Ama bununla ilgili çalışma biliyorsunuz sürüyor, taşınma işlemleri sürüyor. Yeni yapılan sanayi siteleri gerçekten oldukça güzel görünüyor, onu söyleyeyim. Merhaba Şerif Hanım, ben Akıncılar Mahallesi'nde oturmaktayım. Buralara dönüşüm ne zaman gelecek? Yaşlandık artık, yetkililere iletir misiniz demişler. Bunu da okumuş olalım. Şimdi içinde bulunduğu zar sol bacağını diz altından sıkıyor. Anne karnındaki bebeğin bacağı gelişemiyordu. Sayılı yerlerde yapılabilen zor bir müdahaleydi ama başarılı oldu. Anne karnında ameliyat edilen bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İkinci bebeklerini bekleyen Toaç ailesi gebeliğin 16. haftasında bebekte gelişme sorunu olduğu bilgisiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Şurası ayağı, şu da uzun kemiği. Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zar sol bacağına diz altından sıkıyor. Anne karnındaki bebeğin bacağı bu nedenle gelişmiyordu. Bebek Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Acar ve ekibi tarafından anne karnında lazerle ameliyat edildi. Fetoskopi dediğimiz bir optik vasıtayla tek bir yerden giriyoruz. Girdikten sonra ekranda çocuğu görüyoruz. Ve çocuğun organlarını aramaya başlıyoruz, ekstremitelerini, ayaklarını, ellerini ve bağının olduğu yerleri görerek orayı lazer vasıtasıyla kesiyoruz. Ama dediğim gibi en zor intrauterin girişim dediğimiz anne karnında yapılan ameliyat gruplarından biri. Sayılı merkezlerde yapılabilen bu zorlu ameliyat başarıyla sonuçlandı. Yiğit Ensar operasyondan 2 ay sonra sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. 32 hafta dünyaya geldi, küvezde belli bir süre kaldı. Şimdi taburcu oldu. Şu anda gördüğünüz gibi bir sıkıntı görmedik. Zorlu bir sürecin ardından oğullarını kucaklayan anne Neslihan ve baba Mehmet Toğaç da taburcu olmanın sevincini yaşadı. Yani bacağın cisimde dolandığını söylediler. Bacağı kaybetme riski de vardı. Ameliyattan sonra da artık iyi oldu yani. Tabii çok çok farklı bir anlatılmaz yani o duygu. Hani kaybedersiniz, şu olur, bu olur gibisinden sürekli yorumlar aldık. Ama şükür aldık kucağımıza. Çok mutluyuz. Kızımla beraber, değil mi babacığım? Evet.